Bildiğiniz gibi Zeynep Yıldırım dün beden aramızdan ayrıldı ama ruhen aramızdadır. Kezban Ana'ya da burada ellerinden öpüyorum. Acısını paylaşıyorum. Eşiti olan Haydar Yıldırım entübededir. Dilerim ki bir an önce iyileşir, aramıza gelir. Hazır yardımcısı olsun. Zeynep'e geldiği zaman Zeynep'i ben 1980'de tanıdım. Demokratik Kadın Derneği'nde çalışıyordu. Daha önce de tanıyordum. Ve çok mücadeleci, gerçekten duru, yüreği güzel olan, haksızlığa karşı direnen ve her zaman güler yüzlen, sevgiyle insanı yüreğine giren mücadeleci bir kadındı. Onun için ben yani 40 yıldan bir diyebilirim tanıyorum. Sonda bir kurultayda tekrar gördüm. Zeynep gene aynı şeyle koşturuyor. Ve Zeynep beni Aysel abla tanır mı tanımaz olur muyum? Çünkü ben o dönem bir Almanya'ya gittim. Bir kopukluk yaşadı. En sonda Haydar burada tutuklandı. Geldi hemen beni Sade Gül Çavuş'u arayınca. Çok sevindi. Hem üzgündü hem sevindik buluştuk. Beraber bir gece bende kaldı. Ve çok üzüldüm. Zeynep gerçekten Zeynep gibiler yok bu hayatta. Çıkarsız, kibirsiz ve mücadele veren tek tanıdığım yüreği güzel olan kadındı bence. Birçok kadın mücadele veriyor ama onun ruhu, güzelliği, mücadelesi, çabası, inancı, Alevi'yle inancı da müthiş bağlılığı vardı. Yani Zeynep çok inançlıydı. Gerçekten inanarak yapıyordu. Ne iş yaparsa yapsın. O dönem ben Arnavutlu'da da, gecekondularda en çok her yerde onun eli değmediği yer kalmadığına inanıyorum. Çünkü ben bir kere gitmiştim. Ondan sonra zaten yurt dışına gittim ama haberini alıyordum. Zeynep'in ruhu şad olsun, mekanı nur olsun. İnanıyorum ki o bizi duyuyor. Onu hep yaşatacağız yüreğimizde. Zeynepler çoğalsın diyorum. Bu faşizme karşı bu mücadele yenilmedi ama bir virüs yendi onu. Ama biz onu yaşadığına inanıyoruz. Onun hakka yürüdüğüne, ne kadar ki hakka yürüdük, sırladık. Bir de çok mutlu oldum. Kadınlar onu yolcu ettiler, son yolculuğuna yolcu ettiler. O beni daha birazcık içim ferahlandı. Çünkü ben sabah açarken interneti baktım ki Zeynep Hak'a yürümüş. Hep görüşüyordum Sade Gül Çavuş'la. Yüreğime bir kor düştü gerçekten. Çok çok üzüldüm. Çok ağladım. Ama sonra dedim ki Zeynep olsaydı bana kalk hiç ağlama. Ben mücadelem ruhunu burada bıraktım. Ona inanıyorum. O ışığı burada bize tuttu. O ışıkta devam edeceğiz. Kendisine tekrar ben o beyaz atına bindi gitti ama ruhen aramızda hep ışık saçacak. Şimdi tek dileğimiz Haydar'ın iyileşip gelmesi. Onu hiç olmazsa kaybetmeyelim. Bu 2 günlük dünyada birbirimize gerçekten çok azınlıktayız. Kadınlar birbirimize sahip çıkmalıyız. Kadınlar öldürülüyor, yok ediliyor. Ve Zeynep defalarca hapse düştü, defalarca karakollara gitti ama hiç pes etmedi 12 Eylül'den bugüne kadar. Sonra Alevi hareketince çok büyük mücadele verdi. Oradaki Sarıyer cemevindekiler çok iyi tanır bilir. O cemevin demin dediğim gibi gecekondularda polise karşı, zalime karşı çok büyük mücadeleler verdi. Aç kaldı, susuz kaldı. Yoksulluk da yaşadılar onlar o dönem. Ama bütün buna rağmen oradaki halkla birlikte Zeynep hep öndeydi. Hiç çekinmeden, hiç yılmadan ben doğrular olduğu sürece beni isterse tutuklasınlar. Ben doğru iş yapıyorum, yanlış iş yapmıyorum, hırsızlık yapmıyorum. Ve kendisine buradan saygı duyuyorum. Aşkın yazlarım olsun, onun mekanı nur olsun, ışık olsun tekrar diyorum. Zeynep Yıldırım 40 yıllık dostum. Gerçek anlamda 40 yıllık. Yaklaşık 40 yıldır arkadaşım, dostum, yoldaşım, canımdan özge can. Çocuk yaşında başladığı tekstil işçiliğiyle mücadele içerisine girdi. Sendikal mücadelede işçi sınıfı bilinciyle meydanlarda, grevlerde, alanlarda yürüttü mücadelesini. Daha sonra kadın mücadelesinde beraberdik. Uzun yıllar hapislik hayatı, gözaltı, işkence hepsinde bir direnişçi olarak mücadele vermiştir. Alevi mücadelesi ise onun için önündeki bambaşka bir çığır açmıştı. Kimlerin hayatına dokunmadı ki? Herkeste bir ışık, bir meşale oldu.
Evi, gönlü, yüreği, herkese açık, gerçek anlamda bir mücadeleci kadındır. Şimdi ışıklar içerisinde. Unutmayacağız Zeynep'i.